Mutlu hafta sonları sevgili sporseverler, hepinize Kanal Fırat ekranlarından merhabalar diliyoruz. Tabii yeni yılda yeni bir vizyonla, yeni bir yapılanmayla tekrardan sizlerle birlikte olacağız inşallah. Ama her hafta olduğu gibi bu hafta da farklı spor branşlarını sizlere aktarmaya devam ediyoruz. Elimizde sportif faaliyetler devam ediyor. Özellikle salon sporlarında son yıllarda önemli bir yükseliş, önemli bir takım sayısı yükselişi var. Ve bu noktada da bugün Elazığ basketbol kadın takımımızı konuşacağız. Halit Ziya Ağcabay genel menajerle birlikte basketbolu, ilimizin basketbol faaliyetlerini, kültürünü, hatta salon sporların temelini buradan atmış olacağız belki de, ama özellikle kadınlar birinci ligde neler oluyor, neler bitiyor, bunları detaylı bir şekilde tabii ki Sayın Ağcabay'la konuşmuş olacağız. Halit Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyisiniz umarım. Sağ olun, teşekkürler. Şimdi hocam, Kadınlar Birinci Ligi'nde bu sezon yenisiniz. Geçtiğimiz yıl önemli bir başarı sağlayarak kurulup kurulmaz Birinci Ligi'ye yükseldiniz. Basketbolun bu bölge, özellikle Doğu Anadolu bölgesinde belki de Türkiye'de ender kişilerindensiniz. İsterseniz ligi bir siz tanıtın bize, neler oldu, neler olacak. Ondan sonra devam edelim. Biz 2019 yılında pandemiden önceki süreçte kurulan bir spor kulübüyüz. Basketbolu daha önce oynamış, bırakmış, basketbol sporuna emek vermiş bir sürü burada Elazığ'da, Ankara'da olan arkadaşlarımızın bir araya gelip kurduğu bir spor kulübü. Kurulduğumuz ilk sezonda önce altyapı faaliyetlerimiz, sporlarımızı harekete geçirdik. Daha sonra Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'ne müracaat ettik. Aynı yıl içerisinde 36 takımın arasında ikiye girerek Türkiye 1. Ligi'ne yükseldik. Şu anda Türkiye 1. Ligi'ne, yani Süper Lig'in bir altında mücadele eden bir takımız. Biraz başlangıçta baktığımız zaman, hedeflerimizi koyduğumuz zaman biraz ütopik düşünce dedi çoğu arkadaşımız. Fakat gidilen yolu daha önce geçtiğimiz için çalıştığım kulüpte kolay olacağını düşünüyordum. Kolay olmadı tabii ki. Türkiye'deki ekonomik sorunlar, ülkenin geçmiş olduğu, pandemi vermiş olduğu zorluklar yaşadık. Bu tarafa, yani Doğu Anadolu bölgesine oyuncu getirmekte sıkıntı yaşıyorsunuz. Yani normalde bir oyuncu buraya daha fazla para isteyerek giriyor ya da hiç gelmek istemiyor. Bir sosyal hayat tabii Ankara, İstanbul'a göre. Burada Basketbol Federasyonu'nun bence yanlış politikaları da bunda geçerli. Voleybol bunu artık aşmaya başladı. Voleybol Federasyonu bu konuda bence daha başarılı. Açık konuşmak lazım. Yani ben geçen yıl Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi'ne müracaat ettiğim zaman o zamanki ligler direktörü böyle çaktırmadan da yani bir sitem etti. Dedi ki ya bir tek o bölgeden siz varsınız dedi. Şimdi takımlar dedi, bir baktım İzmir, Ankara, İstanbul, bir Giresun var. Oradan sonra doğu, orada bomboş ta şeye kadar. Ben de dedim valla bu ülkemizin dedim. Yani dolayısıyla bir yıl sonra dedim buraya iki defa gelecek takımlar. Demek Allah söyletiyor bizi. Evet. Şimdi takımlar iki kere geliyor. Geçen yıldan sonra bu yıl bölgeye bir ışık olduk aslında. Daha önce Mardin valisi orada bir kısa bir süre yaptı. İsmini hatırlamıyorum. Onun girişimleriyle Mardin TKBL'ye alınmıştı. Fakat oradaki yapılanmayı da tabii bizi ilgilendirmiyor ama biraz yanlış dedi. Çünkü direkt federasyonun kendi adamlarının kurduğu bir organizasyondu. Sayın Valim gidince orada da organizasyon dağıldı. Şimdi onlar da bu sene bölgesel lige başvurdular. Diyarbakır başvurdu, Van başvurdu. Evet. Dolayısıyla bölge artık o biraz daha canlanıyor. Biraz daha canlandı. Zaten Doğu ve Güneydoğu'da kadın basketbol, kadın voleybol, kadın futbol takımlarının olması bu bölgedeki özellikle kadının varlığı açısından, kadının hakları açısından bence çok önemli. Evet. Yani erkek egemenli bir toplum, bölge. Gerçi ülkemizde de ama Doğu ve Güneydoğu'da bunda daha çok sıkıntısını yaşıyoruz. Bugün buradaki kadın takımlarının olması çok güzel. Zaten salona da bilmiyorum geldiniz mi? Gelen seyirciye baktığım zaman hep aile. Aile ve bayan ağırlıklı. İşte ailelerin ağırlıklı bulduğu nezih bir seyirci. İşte evet. Küfür falan gibi o şeylerle asla karşılaşmıyoruz. Ama zorluklar var mı? Çok fazla var. En başta ekonomik sıkıntılar var. Çünkü biz kurumsal bir yapıda olduğumuz söylenemez. Herhangi bir şekilde bir kalıcı bir gelirimiz yok. Buradan daha önce bizden top oynamış, bizimle birlikte basketbol oynamış bizden genç arkadaşımız, Alper İşyeri arkadaşımız var, Genera şirketinin sahibi.
tam bir el hazırlığı. Allah ondan razı olsun. 2 yıldır bizi büyük oranda rahatlatan sponsorumuz kendileri. Bu yılda yine bize desteklerini devam ettiriyor. Ama inan ki bu bağlamda çok fazla değil. Şimdi bize yardım eden kuruluşlar var, kurumlar var ama bunları tek tek anlatmaya kalksak problem yetmez. Fakat burada da ciddi manada MAREP'ten destek alıyoruz. Mahmut evet. Kahraman Başkanımızdan sağ olsun. Bir de Gürbüz Böler Başkanımızdan. Oradan da çok ciddi bir yardımlar geliyor. Kulüp Başkanımız Hüsnü Öztürk gerçekten 2 yıldır çok büyük fedakarlıklar yaparak getirdi takımı buraya kadar. Baktığımız zaman takımın içerisinde yaptığımız transferler böyle çok astronomik rakamlar değil. Genellikle şeyin altında, alt liglerde, bölgesel ligde oynayan birkaç arkadaşımızın gelmesiyle onlar için de iyi oldu aslında. Onlar da bundan sonraki senelerde çok daha yerlere gelecekler. Yani şunu anlatmak istiyorum, genç bir takımda. Evet. Böyle sezon başı bakıldığı zaman ligin sonunda yer alır dedikleri takımda şu anda 16 takımlar arasında 8. durumdayız. İyi gidiyor. Bu hafta içeride lidere yenildik. Aslında biraz şanssızdık. Toplar hiç girmedi. Onun ötesinde de lig uzun olduğu için gerçekten kısıtlı bir kadroyla olduğumuz için takım kaptanımız da Betül de ayrıldı 2 hafta önce. Rotasyon olarak da biraz... Niye ayrıldı hocam kaptan? Kendine özelle ilgili burada artık yaşamak istemediğini söyledi. Evet. Artık bizde şöyle bir kural vardır sporda. Yani o oyuncu mutsuzsa çok fazla üstüne gitmemek lazım. Tabii ki. İki takımında, ikisi iki tarafında selameti açısından ayrıldı. O arkadaşımızın ayrılmasından sonra rotasyonda ciddi manada uzun rotasyonda sıkıntı yaşadık. Daha sonra transfer ettiğimiz geçenki oyuncumuzun eli kırıldı. Ondan sonra bir oyuncumuzun omuzu çıktı. Yine bir oyuncumuzun ayağı döndü. Zaten kısıtlı bir kadro. Dolayısıyla lig uzun olduğu için yorucu geçiyor. Bu Tarsus maçında da biz bunu özellikle hissettik. Ondan önceki Boğaziçi ve özel idare galibiyetleri bizim. Baktığımız zaman sezon içerisinde böyle %50 gördüğümüz maçlardı. Ekstra galibiyetler oldu bizim için de. Yola devam ediyoruz. Evet. Yani bu takım sezonu playoff inşallah oynayacak. Sezon sonunda da oturacağız. Ya güçlü bir yapılanmaya gireceğiz, iyi bir sponsor bulacağız. Ya da belirli bir şekilde bu işin içerisinden nasıl çıkarız, onun yollarını şimdi arayacağız. Şimdi hocam, tabii az önce dediniz ki güçlü bir sponsor bulacağız. Siz ona da sponsorla başlamıştınız aslında. Sponsorlar... Yok, onu bak şimdi belirteyim. Ben çok polemik yapmayayım. Evet. Sponsorumuzla buradan söylememde bir sakınca yok. Tabii. Bizim deplasmanlarımızı 3 tanesini karşılayacaktı. Bütün sezon boyunca. Evet. 3 deplasmanımızı. Ve ayrıca buradaki evlerin kiralarını ödeyecekti. Evet. Allah razı olsun. Fakat daha sonra arkadaşımızın sosyal medya üzerinden uygunsuz bazı yazışmaları oldu şahsımla ilgili. Hmm. Tabii sonradan o da pişman oldu. Hangi ruh haliyle yazdıysa bilmiyoruz. Çünkü bizim kimseye bir kötülüğümüz de yok. Ve biz orada aldığımız karar bizim başımıza eğmeden gezmemiz için gerekliydi. Yani size hakaret eden birinin sponsor olarak devam etmeniz mümkün değil. Tabii. İyi oldu. Bizim için de iyi oldu. Yoksa bizim öyle yani göründüğü gibi bir gücümüzü bulduğumuz için sponsorla alıyoruz. Yok. Şu da var. Bulamıyorsunuz. Şimdi bana diyebiliriz ki bunlara mı vereceğiz isim sponsorluğunu? Yok. Hiç yok. Bugün yılların şehrin en büyük sivil toplum örgütü Elazığ Spor'un isim sponsorluğunu aldığı miktarı, para miktarını biliyorsunuz siz. Evet, tabii. Komik bir rakam yani. Aynen öyle. Yani onu bulmuşsa yani biz de onu bulmamız normal yani. Aynen. Ya bu konuda açıklık gelmesi güzel oldu sonuçta. Evet. Çok büyük bir şey değildi evet, yani. Evet, kamuoyunda bilmesi gereken şeylerdi. Yani, ben programa başlamadan senden sohbet ederken söyledim. Yani bir 20-30 yıl önceki Elazığ değil. Niye hocam? Niye? Şöyle, 20-30 yıl önceki Elazığ değil. Biz bir kere kendi değerlerimizden çok uzaklaştık. Şehir olarak. Bir kere bunu kabul ederim. Evet. Şehrin o karakteristik özelliklerinden ayrıldık. Tabii bu bir sosyal yapıyla ilgili. Sosyolojik sorunlar ya da sosyolojik olaylar zincirinde gelişmiş. Fakat şu anda şehir bir profesyonel futbol takımı, bir tane de bayan basketbol takımı, bir voleybol takımı inan ki kaldıracak durumda da değil. Ben size söyleyeyim yani. Şu anda mantık şu, işte efendim profesyonel takım olmasın, altyapı çocuklarına hizmet edelim. Bakın hiçbir yerde rol modeli olmayan bir takım olmadığı zaman da hiçbir sporda gelişme olmaz. Bugün bizim maçımızı gelip seyreden genç kızlar, nereye geleceklerini bildikleri, gördükleri için motive olup geliyorlar.
Evet. Siz önünüzde bir hedef görmezseniz bir spora ilgi duyar mısınız? Tabii ki. Televizyonda işte bakıyor, 12 dev adamı seyrediyor. İşte basketbol amili takımını, Şiral beni görüyor. Diyor ki işte ben de onun gibi olacağım. Bunlar çocukların rol modelleri. Aynen. Yani bizde şimdi bazı yöneticiler, yani çok biliyorlar ya her şeyi. İşte profesyonel liglere gerek yokmuş. Oraya yabancıya verilecek paraya da hiç gerek yokmuş. Neye verilecek para? Yani ne olacak yani? Başka bir neye hazırlayacak? Şimdi hocam bu konu çok büyük bir tartışma konusu aslında. Evet. Mesela altyapıdan yetiştiriciliği hep ön plana atılıyor. Özellikle son 10 yılda ekonomik durumun biraz daha şaşalandığı dönemlerde. Mesela ilimiz hep şu da tartışıldı. İlimiz basketbol şehri mi? İşte altyapıdan basketbolda şu takımda kaç kişi oynuyor? Mesela İlözeli'lerde kaç kişi oynuyor? Elazığ basketbol takımında Elazığ'da kaç tane sporcu var? Peki, bu konular çok tartışılıyor. Ben hemen size bir şey yorumunu sorayım. Mesela. Ben sizin genel yayın yönetmeniniz nereye? Kayseri. Kayserili. Bizim hemşerimiz. Evet. Burada. İlim valisi nereli? Örnek veriyorum. Erzurum. Erzurumlu. Bir sürü bürokrat var. Rektör. O zaman yapalım diyelim. Nüfusan'da Elazığ yazmayan Elazığ'da çalışamaz. Yani bir mantıkan düşünün yani. Global düşün. Evet. Bir bakın yani şimdi bu Elazığ nüfusunda yani Nüfusan'da Elazığ mı yazacak? Şimdi evet. Bakın. Altyapı diyorsunuz ya. Biz altyapı hamlesi yapmışız biliyor musunuz? Bakın nasıl. Şu anda Nurhan Çoban. Vanlı. Evet. Bizim evladımız. Ben 6 ya da 7 yıl önce özel idareye getirdim 15 yaşındayken. 2 yıl bizimle birlikte. Bir hamledir. Şu anda Dilara Göçmen, Beyza Nur Uruç, hep genç 19-2002 çocuklar. Bunları biz çok küçük, cüzi bir miktarla şu anda oynatıyoruz. 2 yıl sonra çok büyük miktarlarda çok iyi oyuncular olacaklar. 2 yıl sonra gidip çok pahalı oyuncu olmana gerek yok. Kendi oyuncum var zaten. Bu da bir altyapı hamlesi. Tabii. Altyapı demek nüfus cüzdanına gidip... yurt başında Sivrice'de hocam, doğmuş bir çok insan. Çok güzel bir yaklaşım da geldi. Sivrice'de bak. Doğmuş bir gerçekten insanı buraya getirecekseniz yani biraz düşünelim i̇şte, yani işte bu ülkenin her tarafı bizim hocam, topraklarımız. Hocam işte bu konular konuşularak, tartışılarak gün yüzüne çıkması lazım. Bak çok güzel bir polemik konusunu açığa getirdiniz. Niye biliyor musunuz? Hep bu konuşuluyor. Yani ya, içinde kaç tane Elazığlı var? Elazığlı, şey, Elazığlı olması lazım. Çağrılmazsa gitmeyelim, çağırmazsa küselim. Olmuş evet. O hesap. Bir çözüm üretmek yok. İçinde kaç tane Elazığlı oynuyor? Hepsi bu vatanın milletin evlatları. Evet. Burada oynuyorlar. Benim çocuğum gidip İzmir'de oynadığı gibi İzmir'de de gelip burada oynuyor. Bundan daha doğal ne olabilir? Tabii. Yani bugün eğer onu eleştirecekseniz gidin bakın bakalım. Efes Pilsen Fenerbahçe'ye kaç tane Türk oynuyor? Hadi gidin eleştirin bakalım size ne verecek. Evet. Yarışabilmek için başka şansı var mı? Yok. Doğru. Benim yarışabilmem için yani şimdi gidip spor lisedeki kızları mı getirip oynatacağım bir şeyde? Evet. Hangi altyapı, neyin eğitimini almış? Aynen öyle. Bak burada araya gireceğim. Evet. Ben bunu çok iyi bilirim. Ben şimdi sponsor olarak sponsor amıyorum. Size anlattım. 5 tane ev kira ödüyoruz. Her evde ikişer kişi kalıyor. Antrenör ayrı bir ev kalıyor. Yardımcısı bir evde kalıyor. Bu çocukların yemeleri, içmeleri, barınakları, antrenmanları, servisleri hepsi para. Şu aşamada size soruyorum. Siz kulüp başkanı Mustafa Sağlam ustanız. Altyapıdan bir hamle yapma şansınız var mı? Sıfır. Sıfır. Ben Süper Lig'e çıkayım da bir yere geleyim. Bir kaynak yaratayım kendime. Derim ki ya abi buradan bir 500 bin lira da altyapıya ayırıyorum. Okulları tararım. 15-16 yaştaki kızları bulurum. Dışarıdan iyi bir antrenör getiririm. Kralını biliriz. Çok iyisini de yaparım ben. Evet. Benim işim zaten. Asıl işim bu. Bunun örneği göstermişim. O daha önceki çıkan takım aynen. Yukarıdan mı geldi? Tabii. Yılların verilen emekleriyle geldi. Burada dilendirmek de istemiyorum bahsede. Şimdi biz yani bir takımı yaptığınız zaman binayı yaptıktan sonra binanın içerisine odaları koymak kolay. Direkt oda yaparak ne yapan gördünüz mü siz böyle? Tabii. Yok böyle bir şey. Efendim işte bir sürü oyuncu dışarıdan getiriyorlar. Bunlara dünyanın paraları veriliyor. İşte efendim tamam o zaman kahvede 101 oynayalım akşama kadar. Zaten başka bir şey yok şehirde. Aynen öyle. Başka bir şey yok. Hocam, en kolayı bu. Şimdi altyapı noktasında ilimizin altyapı sadece basketbol için söylemiyorum. Bak bu bütün konu, branş için bu konu çok tartışılıyor. Diye. Bakın bu şehir son 30 yıl bahsettiniz. Ben son 20 yılına hakimim, 15 yılına hakimim. 15 yılda bir tane teknik direktör çıkartamadı futbolda. Salon sporlarında çok böyle popizm şeklinde altyapıdan hocalar da çıktı. Altyapıdan çok böyle şahşalı sporcular da çıkmadı. Yani konu veya sorun kimde sevgili hocam? Konu sorun şurada. Konu şehri sevmekle ilgili bir sorun. Evet. Çok seviyoruz bu memleketi. Ben şehrimi seviyorum. Evet. Ben onu söyleyeyim. Ben şehrimi sevdiğim için seyredenler bizi mazur görsünler. Söylediklerimizden de kendimizi üste çıkarmak gibi bir iddiamız da yok. Evet. Ama valla klasik bir cümledir kullanırım. Fazla mütevazi olmak da vatı insanlardan nasihat almaya gidiyor.
biz hasat insanlardan nasihat alacak insanlar değiliz. Ben konu yeri geri için anlatacağım. Ben Hicret Mahallesi'nden bir sınıf öğretmeni olarak yaptığım sınıf takımıyla bugün Süper Lig'de daha sonra da bizimle aynı ligde özel idare denen bir takımın temellerini attık birileriyle. Evet. Attık diyorum, attım demiyorum. Oyuncularımla birlikte. Arkasından bir tane daha attık. Tesadüf olmadığını gösterdik bir ülkeye. Öyle değil mi? Evet. 8 yıl içerisinde 2 tane takımı 1. lige taşıdı. Arkadaşlarımla, dostlarımla, gönüldaşlarımızla. Eleştirmek kolay. Dönüp baktığım zaman ben şehri seviyorum. Valla ben daha çok seviyorum. Örnek mi istiyorsunuz? 2 tane takım için gelen her takım otellerde kalıyor. Bir hesaplayın bakın. Aynen gelen öyle. Takım. Tabii, 34 doğru. Kere buraya bir takım gelecek. Takımlar gelecek. 34 takımın buraya oyuncunun akrabası geliyor, işte bilmem nesi geliyor, kalıyorlar. Bir hesaplayın bakayım şehre girdiğini ne kadardır. Şöyle diyelim, o otellerde kalıyor, otelleri bize girdisi ne? Hiçbir şey. Hiçbir şey. Ya bir teşekkür, atadık ya yarın gelin bir kahvaltı verelim, örnek veriyorum. Bir beklentim yok kimseden. Evet. Biz bunları, bizi kahvaltı çağırsınlar diye yapmıyoruz, yanlış anlamayın. Sorun şu, bizde yapı şu, herkes kendi penceresinden bakıyor olaya. Ben buradan nasıl neden nemalanırım derdinde ama siz iyi niyetten bir şey ortaya koyduğunuz zaman elektrik... Kaç tane Elazığlı oynuyor? En kolayı bu Mustafa. Evet. Kaç tane Elazığlı oynuyor söyleyeyim mi? Bizim takımda bir tane oynuyor. Öbürler de bizim evladımız. İsterim ki, eğer kabul ediyorlarsa, isterim ki 10 tane de Elazığlı oynan. 10 tane Elazığlı oynamak için bir sürü Elazığlı iş adamları var il dışından. Buradan sesleniyorum. Maaşları zor ödüyoruz, bir sürü zorluk çekiyoruz. 3-4 tane sponsor bulalım, bakın nasıl bir altyapı kuruluyor. Nasıl bir şehirde, nasıl bir yapılanmaya gidiyor. Evet. Bugün bir hafta özel idare deplasmanında oynuyor, bir hafta biz oynuyoruz. Yani her hafta Elazığ'da basketbol severler profesyonel maç izliyor. Ben bu hafta baktım, bürokrat koltuğunda bir tane bürokrat yok. İşte biz sezonu bitirmek üzere daha B başkanımız bir tek maçımıza gelmedi. Niye? Bilmiyorum. Hocam. Biz kendisini, yoğun kendisi zaten. Peki kurum takımı olmadığınız için mi yok mesela? Yok yok, kurumla alakası yok. Bakın bizim buralarda bir kural vardır. Bizim buralarda değil, daha doğrusu bizim doğuda, güneydoğuda, Türk halkında. En önemli şey olmayan insanların arkasından koşmaktır. Bu çok önemli. Evet. Mustafa, işte beden eğitimi öğretmeni, televizyonluktan ne var? Mustafa'nın eğitimi bu konuda ne kadar var? Kimse Mustafa'nın nasıl oraya geldiğini sorgulamaz. Aynen öyle. Ya da biz Mustafa'ya nasıl yardımcı olarımı söylemez. Evet. Biz bir şey koyuyoruz ortaya. Bugün bizi sevsinler ya da sevmesinler. Bakın ben öğretmenim. 58 yaşındayım. Emekliliğim dolmuş. Ben yapacağımı kendi adıma şehrimi yaptım. Ben kafamı yastığa koyduğum zaman bakın çok önemli bir şey söyleyeceğim. 3 hafta önce özel idareyle bir müsabaka oynadık. Birilerine göre bu müsabaka ölüm kalım müsabaka. Benim için değildi. Size samimiyetim. Evet. Ben kendimle gurur duydum. Niye? Bak kendimi övmek için söylemiyorum. Böyle dedim ki kendi kendime. Dedi ne mutlu bana. Mustafa'nın beni övmesine ya da kameraman arkadaşlar beni övmesine, Mehmet'in beni övmesine ya da bravo Halis Hoca 2 tane takım çıkardın. Umurumda değil. Kendim kendime dedim ki ne mutlu sana. 2 tane takım dedim yarın bu ligde maç oynayacaklar. Evet. Önemli bir şey. Ben kendime olan gururumu, kendimle olan hesabımı yaptım. Başkası umurumda değil. Benim hakkımda ne düşünüyorsa düşünsünler. Ben kafamı yastığa koyduğum zaman huzurlu yatıyorum. Cebime bir işe girmesi için yapmıyorum. Ya da buradan bir kazanç elde etmiyorum. Aksine kendi ailemin, kendimin, çocuklarımın rızkını götürüp buraya veriyorum. Bir emek veriyorum. Şehrime bir hizmet vermeye çalışıyorum. Karşılığında biz bir şey istemiyoruz. Ya bravo demeleri de umurumda değil. Gölge etmesinler başka istemiyorum. Gölge, asıl sorun gölge. Evet. Yani şimdi ben niye çağırayım? İşte Sayın Vali maça geldi. Sayın Belediye Başkanı maça geldi. İşte bütün şeyler belli. 34 hafta var. İşte her hafta maç oynanıyor yani. Oraya gelmeniz bizleri onu edecek. Bir beklenti yok. Sadece yok, bir manevi bir yok. Bütünlük olacak. Bu sadece belediye başkanı ben çok sevdiğim de bir insandır. Onu da evet. Söyleyeyim yani. Dostumdur da, arkadaşımdır da. Sorun onu eleştirmek ya da bir başkasını eleştirmek bir sorun o değil. Bakış açımız bu. Bakış açımız bu bizim. Yani bu şehirde kaç tane mülkami var? Yani mesela vali mavinleri var, bilmem ne var. Yani insanlar bekliyor oraya işte. Spor şube müdürleri var işte geliyorlar onlar yani. Bir sürü orada onların oraya gelmesi bizim için bir şey değil yani ben ne olacak başımda. Gelse ne olacak gelmesin olacak. Zaten olan oluyor. Evet. Geliyorsunuz. Bakın o kadar enteresan bir şey ki 16 takım var. 16 takım var ligde. Her gittiğimiz deplasmanın çoğunda bu yanlış anlaşılmasın ha polise güvenli karşımıyorum ama. Evet. Hiç polisin olmadığı 2-3 özel güvenlikle oynanan maçlar var. İki polisten bir polisle oynanan maçlar var. Fenerbahçe'de hiç polis yoktu.
Biz 54 polisle oynuyoruz. 3 de özel güvenlik. Bizim içerideki oynadığımız her maçın bize maliyeti 5.000 lira. Niye hocam peki? Yapacak bir şey yani yok. Bir de bizim basketbol kültürümüz bu noktada oturdu diye. Hiçbir olay da olmuyor. Bir hafta, bundan 2 hafta önce hesaplı kitaplı bazı şeyler oldu. Biraz tartışmalar oldu. O kadar. Yani küfür falan da yok. Oluyor. Sporun içerisinde bazen ilk çıkışlar oluyor. Biz de bazen kendimizi kaybediyoruz. Sonuç olarak burada kimseyi suçlama bondunda değilim. Beni sadece rahatsız eden yardımcı olmadıkları gibi akıl vermeleri. Beni rahatsız eden bu. Bize akıl vermesinler. Bizim akla ihtiyacımız yok. Bunların aklı onlara yeter. Bize akıl vermesinler. İşimizi yapıyoruz zaten ortada. Evet. Yaptığımız ortada çok şükür. Evet. Evet. Sevgili hocam tabii biraz sert mi? Güzel oluyor gerçekten hocam. Çok böyle şehrimiz içinde gerçekten hatalarımızı bilmemiz noktasında önemli doneler veriyorsunuz. Ki olması gereken de bu Halis hocam. Bu şehir hepimizin. Biz hep bunu konuşuyoruz. Bizi almıyorlar nasıl? Yok hocam. Şimdi tabii basketboldan yola çıkarak şimdi çok önemli bir noktaya değindiniz bugün. Hem evet. Girişte de konuştuk. Dediniz ki 30 yıl önceki Elazığ'la şimdi arada çok büyük bir değer farkı. Peki evet. 15 yıl sonra ne yapacağız Halis hocam? Yani 15 yıl sonra bu şehir halen bu şekilde mi devam edecek? Şimdi şöyle söyleyeyim. Biz Allah ne zaman öleceğimizi bilemez. Evet. Bize ne getirir ne götürmez. Yaşarsak tabii. Yaşarsak yani şu anda belki 2 yıl ömrümüz var. Belki 10 yıl ömrümüz tabii. var. Belki 5. Mustafa biz sıramızı savdık. Sıra sizde. Gençler sıra sizde. Sizi göreceğiz. Evet. Gençler sizi bir piste görelim. Aynen öyle. Yani biz dönüp baktığımız zaman ben sana diyorum yarın siz takım yaparsınız. Ben gelir onu zevkle izlerim. Evet. Keyif alırım. Biz şehir adına, bakın ben yıllarca basketbolu çok seven bir adam. Kendim de oynadım. Hayalimdi bir profesyonel ligde bir Elazığ takım olması. Allah bana 2 kere tattırdı bunu. Çok büyük bir duygu, çok güzel. Evet. Ben bundan çok gurur duyuyorum. Yönetimimiz, arkadaşlarımız, oyuncu kardeşlerimiz hepsi bir davanın uğruna yani bir ortaya bir amaç koymuşuz. Bu doğrultuda çalışıyoruz. Şimdi böyle baktığın zaman mesela şöyle bir düşünelim. Biz diyorum Diyarbakır sayıyorum işte Malatya, Erzurum, Konya, işte Adana sayıyorum işte Samsun aklıma gelenleri sayıyorum. İşte Nevşehir işte bilmem bu tarafa gelin Rize. Rize'de var Süper Lig'de var bir takım. Bunların mesela bir sürü takımın bayan takımları yok ligde. Elazığ'da 2 takım var. Bir tane de değil. 2 tane takım var. Bu bir kere şehrin sportif açıdan aslında yüz akı. Bu kadar sistemin olmadığı, bu kadar çarpıklığın olduğu, spor yapılanmasının olduğu bir yerden birkaç kişinin fedakarlığıyla oluşmuş bir gelmiş bir olay. Şimdi kulübü ilk kurduğum zaman o zamanki Özeyda'daki görevli müdür başkan arkadaşlarımıza anlattığımız zaman tabii ki inandıkları için o işin içine girdiler. Ama çok da inanmıyorlardı baştan. Evet. Şimdi ben bazen espri yapıyorum federasyondakilerle konuşurken. Diyorum canımız ısmayın üçüncüyle getiririz. Evet. Yani işin tabii espri boyutu. Şehir kaldırıyor mu iki tane basketbolu? O tartışılır. İki basketbol takımı. Niye kaldırmasın ki hocam? Çok da zevkli oluyor. Mesela her hafta ben üniversite gençlerini tanıyorum. Her hafta maç izlemeye geliyorlar. Çok da büyük zevk de mesela. Yani bu sosyallik anlamında bir üniversite öğrencisi için de çok böyle popüler bakın, bir yaklaşım değil bakın, mi? Bakın, hep klasik olarak kullandığım bir cümleyi yine kullanacağım. Bunu da kendi üzerime de söyleyebilirim. Evet. Türkiye'de oyuncu sorunu yoktur, antrenör sorunu yoktur. Türkiye'de oyuncu sorunu yoktur, antrenör sorunu yoktur. Türkiye'de yönetici sorunudur. Evet. Bütün sporlarda. Futbolda da böyle, voleybolda da böyle, basketbolda da böyle. Yönetici sorunu vardır. Bugün Türkiye Futbol Federasyonu ya da Türkiye Basketbol Federasyonu iyi yönetildiğini mi zannediyorsunuz? Yönetilmiyor. Ortada işte. Evet. Milli takımın halleri ortada. Aynen. Voleybol biraz bir çıkış yapıyor. Orada da farklı şey durumu. Yani baktığınız zaman bu kadar uğraşın içerisinde niye olmuyor diyorsunuz? Yönetici sorunu var. Mesela biz şu anda bir sponsor arayışındayız. Niye biz Elazığ'daki herhangi bir kamu kuruluşu takımının ismini almayalım? Ya evet. da niye mesela örnek veriyorum buradan ilk defa aklıma geldi. Niye biz Elazspor diye çıkmayalım? Evet. Neden olmasın bu? Ya niye bir belediye olmasın bu takımın adı? Ya da bir ilçe belediyesi niye olmaz? Ya da örnek veriyorum yani Kanal 20 niye olmasın? Örnek veriyorum evet. yani çok tabii. Yani biz gidip elin adamına 3 maç için deplasman için isim sponsorluğu veriyorsak bunu da vereceğiz yani. Yani. Öyle değil mi? Tabii. Bir de şöyle bir şey var değerli hocam. Yani
bildiğim kadarıyla Elazığ Belediyesi mesela voleybolda bunu topladı, toplamaya çalıştı o ara. Mesela Elazığ Belediyesi sizleri de kendi arasında görmek istemedi mi? Yani bunu da mahremiyeti olan bilgiler var bende. Evet. Başkanımızla konuştum. Onu buradan açıklamak istemiyorum. Fakat şu kadarını söyleyeyim. Bugün Rize Belediyesi Süper Lig'de. Evet. Bayan takımı. Durumlar iyi değil ama düşerler, düşmezler tabii. Bunun örnekleri var. Bugün bir takım belediye bir takım yapmaya kalksa şu anda, profesyonel takım, bu lige çıkarmaya kalksa, fakir rakam söylemiyorum, 3-4 milyonluk bir bütçe lazım ki bu lige gelebilesin şu anda. Yani böyle bir şey yok. Demek ki belediye yapılanması içerisinde bayan basketbolu düşürülmemiş. Evet. Orayı yöneten, o spordan sorumlu olan insan bunu uygun görmemişler. Ama mevkiler, makamlar hep gelip geçicidir. Bizim siyasetçi olma durumumuz yok. Ben siyasetçi evet. değilim. Fakat belediye bünyesinde inşallah başka zaman, yıllar sonra biz görürüz görmez. Belediyenin içerisinde ayrı bir spor müdürlüğü olur inşallah. Yani bu çok önemli spor bir şey. Spor daire başkanlığı var ama hocam. Belediyede var mı? Yani spordan sorunuz... O sorumlu ayrı. Ben ayrı bir evet. şey söylüyorum. Böyle bir yapılanma olur ve burada da işte aslında böyle konuştuğum küçük şehir, büyük şehir aslında işte büyük şehrin nimetlerinden biri de bu Mustafa. Evet. Yani şehir 3'te 4'e tabii Elazığ bunu kaldırır kırmaz o ayrı bir şey. Örnek veriyorum Ataşehir Belediyesi olduğu zaman oradaki Mustafa belki sen siyasilere yakınsındır gittin spor müdürü oldun. Evet. Ben aradın dedin ki Halis abi işte takımı gel burada belediye adı altında ettirelim. Budur. Evet. Yani bu işin içinden gelen insanlar bir yere geldiği zaman ancak bazı şeyler çekebilir. Bir de hocam benim Elazığ'da gördüğüm şu aslında söz sahibi olamayacaksam kendi aralarında oynasınlar ya ben hiç girmeyeyim. Söz sahibi olacaksam evet gelin yanıma. Böyle de bir yaklaşım da var. O söz sahibinden ziyade şey hemen biraz amiyana tabirle cevap vereceğim. Evet. Hazızlık. Onun açılımı bu. Hazımsız insan bunu yapar. Hazmeden insan yapmaz. Bakın ben demiyorum. Biz diye konuşmaya çalışıyorum. Çünkü bir yerde siz de antrenörlük yapıyorsunuz. Evet. Yani idarecilik yapacaksınız. Yaptığınız işin içerisinde ben diye başladınız ya da ben diye gittiğiniz hiçbir şeyde başarılı olma aynen şansınız öyle. Yok. Çok doğru. Onu başarıyı diğer insanlara paylaştırabildiği kadar başarılı olursunuz. Süpersiniz hocam. İşte en önemli yaklaşım bu. Evet. Aslında sporda bence şu var. Ben gördüğüm kadarıyla biraz da şu var. Sportif anlamda içinde bulunan bütün insanlarda biraz eğitim ya da pedagojik durum biraz yüksek olması lazım. Bu biraz Elazığ'da var gibi düşünüyorum. Yani eğitim durumu biraz daha iyi olması lazım. Kendini geliştirmiş, akademik olarak daha iyi düşünebilecek olan insanların bu alanda olması bence biraz daha farklı bir çok yaklaşıma doğru. itebilir. Çok doğru. Katılıyorum. Burada sonların belki de bu konuştuklarımızın işte hep buradan geliyor. Ufuk meselesi. Evet. Ufuk meselesi geleceği görebilmek. Hani döneceğiz aynı konuya da çok özür dilerim. İşte altıda işte kaç tane Elazığlı oynuyor'a döneceğiz ya. Evet. Aslında soru öyle olmayacak. Diyecek ki kaç tane oyuncu ne kadar aldınız? Kaç yaşındalar? Şimdi 45 yaşında 40 yaşında oyuncu alırsın. Evet. Elebilirsin yani. Ama 18 yaşında oyuncu alırsın 30-40 liraya. Öbür sene 70'e anlaşırsın. Öbür i̇şte sene de 90'a anlaşırsın. Bu altyapı hamlesidir. Evet. O bir türlü. Şimdi kaç sene devam edebilir Elazığ'da bayan basketbolu? Valla ben sana bir söyleyeyim mi? En fazla 4-5 yıl. Yani bu yapılanmaydı evet. mı bu? Çünkü bu idare, bu insanların bakış açısıyla, bu yalnızlaştırılmamızla, onu evet. da söyleyeyim, yalnızlaştırılma, ötekileştirme, hepsi ne de söyleyeyim. Bunlar da zor. Ben şimdi düşünün, hemen şimdi bu sene 10 yaşında çocukları topladım. Bakın iyi dinleyin. 10. Bir basketbol oynayabilmesi için 8 yıla ihtiyaç var. Evet. 18 yaş. 8 yıl altyapıya para verdim. Harcadım antrenör, servis, getirdim, getirdim. İşlerinden bazılarının tayini çıkacak, gidecek. Bazıları babaları erken yaşta evlendirecek, bırakacak. Yaşadık. Evet. Kimisi basketbola nefret edecek, kimisi 16 ergenliğe girecek, basketbola nefret edecek. Elinizde kaldı 30 kişi. 8 sene bu dayanabilecek misin bu çocuklara? Beceksin ki 8 sene çocuklar gene buraya. Evet. O 8 yıl içerisinde ligde nasıl yarışacaksın? O 8 yıl sonra, 8 yıl ki bu şehirdeki insanlara basketbol izleteceksin. Onun hesabını kim verecek? Evet. O da doğru. Biz masayı atalım, yemeği yiyelim, kalkalım. Bu mantığımız bu. Kardeşim yani burada bu takım kurulmuşsa, geçen çok ettim adamla tanışmadım, önümde kızını almış çekilmiş, beyefendi ilk defa maç çekilmiş, tribündeyim bu hafta. Evet dedi, siz dedim ben takımın genel merkezi, öyle mi falan. Kız anlatıyor kuralları işte falan filan. Hmm. İşte dedi ki hocam takımı niye kurdu dedim işte bunlar için kurduk. Bunlar buradan görsünler, gelsinler, basketbolu sevsinler. Bir de ölsünler, kuralları bilsinler. Aynen öyle. Elazığ'da kaç kişi basketbol kurallarını aynen biliyor? Aynen öyle. Şimdi bakın, sosyal medya var. Sosyal medyadan... Buradan söylüyorum işte Instagram'dan
Basketbol siteler Elazığ'da var. Evet. Adam bana soru soruyor. Ben de ona bilmiyorum. Kimliğini gizliyor. Buradan söylüyorum. Kimliğini gizliyor. Ben de ona kulüple ilgili cevaplar veriyorum. İşte transfer gün yapılacak. Mahremiyet olmayacak şeyleri açıklıyorum. Bir gün bir başka siteyle yazışmalarını bana attı. O bir site attı bana. Evet. Dedi siz çok zor bir iş yapıyorsunuz. Bu yazışmalar burada. Keşke çıksın alıp gösterseydim ekrana. Çok önemli çünkü bu. Niye dedim? Onu da tanımıyorum. Biz yazışıyoruz. Dedi ki Doğu Gedi'den dedi bir kadın takımı yapmanızın ziyadesine dedi buralı değil adam İzmir. Evet. Ne kadar zor bir şehirde yaşıyorsunuz dedim. Niye? Dedi bakın adamın attığı bana bakın dedi. Buradaki o basketbol sitesi. Vergi borçlarını ödemediler haber yapın. Ya sözün bittiği yer. Aynen öyle. Doğru. Sözün bittiği yer ya. Biz vergi borcunu ödemezsek hak ediş alamazdık iddiadan olan paramızı Spor Toto'dan. Yani düşünebiliyor musun? Velev ki ödememişiz. Sen de buranın yani, ben dedim ki çocuğa yani kapandığımız zaman sen neyin haberini yapacaksın? Öyle değil mi? Evet. Tabii. Şimdi siz spor programı sunuyorsunuz akşamleyin. Hep yıllarca öyleydi. Elazığspor pazartesi günü reaksiyon idmanı yaptı. Salı öğleden sonra bunu yaptı. Akşamı, çarşamba, perşembe maçın hazırlıkları, sakat cezalı bitti. Okul maçları. Şimdi siz olsa da olmasa da Allah var. İki kanalda hakkını vermek, yememek lazım. İşte bayan takımından bahsediyor. Evet. Öbür bayan takımından bahsediyor. Tabii. Bayan voleybol takımından bahsediyor. Handbol takımından bahsediyor. Ya bunlar şehrin güzellikleri ha. Çok güzel. Şehre bir şey katıyor bu ha. Bu Malatya'dan, bu Malatya bakın 84 kilometreden aralı insanlar arabaya binip gelip burada maç izliyorlar. Evet. Basketbol maçı izliyorlar. Bundan daha güzel bir şey var mı? Yani kısacası derdimiz çok. Evet. Nasıl hocam, çözülür? İşte bu dertleri çözmek önemli. İşte kim nefer olacak, kim reis olacak, kim başkan olacak? İşte ya Mustafa şimdi asıl sorun ne biliyor musun? Böyle bize engel koyan insanlarla bir savaş halinde değiliz. Evet. Ben kendi adıma söylüyorum bir savaş halinde değilim. Gülüyorum. Fark ediyorum. Sadece şey istiyorum. Acaba yıllar sonra yani o mevkiden makamdan gittikleri zaman yüze geldiğimizde ne diyecekler? Soracağım çünkü. Soracağım sana diyeceğim Mustafa sen filan yerde yetkiliydin. Evet. Bu bizim yaptığımız işlere her taraftan hiçbir yandan destek olmadı. Niye yapmadın? Yani muhakkak bir bahanesi olacaktır. Yok, bahane olup olmaması önemli değil. Ama bakın bazı şeyler insanlar artık biz dedik ya Elazığ 30 yıl önceydi. Evet. Bazı şeyler de insanlar görüyor. Biz burada konuştukça, dilendirdikçe bizi şimdi bu saatte izleyenler de vardır, izlemeyen de vardır. Bu tekrarı da var. Dostlarımız, arkadaşlarım. Belki de benim arkadaşlarım bana kızacaklar niye bu kadar uçtan konuştun diye. Beni tanıyanlar bilir yani ben kimseyle bir hesabım yoktur ama doğru bildiğimi de söylerim. Hiç bir çekeceğim yoktur. Bu zaten tutursuzluk hocam, ya da edislik değildir affedersiniz. Aynen öyle. Doğruları konuşmak doğruları lazım. Doğruları konuşmak lazım. Nasıl bir televizyon kanalı buranın bir yönetimi var. Evet. Ben bunları zor durumda sizi zor durumda bakacak bir cümleyi zaten kullanmam. Ama şu da bir gerçek ki ben gelip burada eyyamcılık yapıp işte sayın teşekkürlerimi sunarız. Sayın size de çok teşekkür ederiz. Sayın kardeşim. Hocam. Teşekkür ediyoruz da biz yok. Bak çok özür dilerim. Çok resmen özür dilerim. Uğraşıyoruz evet, yani. Sevgili izleyiciler. Burası bir dost masası. Şu an çok önemli bir şey söyleyeceğim. Bakın. Gerçekten üzüldüğüm bir nokta. Hocam yıllardır Elazığspor programı yaptınız. Yapıyoruz. Konuştuk evet, değil evet. mi? Bu arada ben iyi bir Elazığspor taraftarıyım. Evet. Çok iyi bir Elazığspor taraftarıyım. Seyircisi değilim. Çünkü maçlarda görüyorum hakeme işte tepkilerinizi çok mantıklı bir şekilde söylüyor hocam. Mesela hocam görmedin mi şu pozisyonu falan. Şimdi onu bir kenara bırakırsak. Yıllardır Elazığspor'un durumu aslında bütün spor kamuoyunu konuşuyor. Ya spor kamuoyunu bakın Elazığspor olayı konudan konuya geçiyor. Sadece şunu söyleyeyim. Başlı başına bir olay. Başlı başına bir olay. Kesinlikle. Sadece bir şey söyleyeceğim hocam. Hocam hangi yanlışa yanlış diyebildik ya? Ya yıllardır şu transfer yapma dur bu transferin bedeli Elazığspor'a cezadır. Dur imardan şu kadar para alındı. Ne yapıyorsun kardeşim nerede bu para? Dekot nerede şu nerede bu nerede? Tabi caizse hocam zamanında söylenmeyen şey. Hadi biz 2 yıl sonra dedik bir anlamı var mı? İşte o yüzden sizler gibi böyle dobra ve real konuşan insanlar olması lazım. Bizim ben gibi. Bir televizyonda program yapıyordum. Yorumculuk yapıyordum. Bir gün orada yetkili bir arkadaşa dedim ki hani böyle hazırlanıp gidiyorum. Ben okuyan bir insanım. Evet. İyi kötü. İşte Dünya Kupası'ndan örnek veriyoruz. İşte futbolun gelişimiyle ilgili endüstriyel futboldan örnekler vermeye klasik konuşmaların dışında bir şeyler katmaya çalışıyoruz. Bir gün dedim ki ya sen son program izleme dedi ki ben hiç spor programı izlemem. Hiç dedi spor programı izlemem ve ben o gün dedim ki eyvah adam hiç spor programlarını izlemiyormuş. Evet. Yani, evet. Kısacası bu ara içimde kalmış onu bir cümle var onu kullanacağım.
Konu basketboldu. Evet, Elazığ'la ilgiliydi ama biz... sporu da konuşalım yani. Tabii, siz yakalamışken hocam mesela, bu konuda ender bir insan. İlgili insanlar kırıklığı yaşıyorlar şu anda. Bence yaşamasın. Evet. Geçen sene tahta açıldıktan sonra ligde kalacak bir takım yaptılar. Ve evet, o takım şu anda devam ediyor. Bu takım üzerine fazla anlam yüklemesinler. Olacağı bu kadar değil ya, fazlasını çıkardılar. Tabii ki. İyi, iyi, aynı öyle fazlasını yani böyle yapmak lazım evet, olaya. Bize de gelince valla bu hafta Turgut deplasmanı çok zor bizim için. Evet. 8. sıradayız ama artık bundan sonra artık daha zorlaşacak lig. Tabii. Öncelikle hedefimiz playoff kalabilmek. Playoff olmasa da ligde kalmak. Ligde düşmek gibi bir durumumuz yok şu anda çok şükür. En alttakilerle yaklaşık 4 maç aramızda fark var. Bir de ikisini de deplasmanda yendik. Birini 19 sayıyla, birini 23 sayıyla. Onlar tıkıya yaptılar ondan sonra. Evet. Ondan sonra bu sezon nasıl bu şekilde tertemiz, onurumuzdan, şerefimizden, şehrimize yarışır bir şekilde bitirir. Bunun derdindeyiz. İnşallah iyi olacak. Bu basketbolun, voleybolun, handbolun, bu ivmeleri, salon sporlarının ivmeleri, futbolun ivmeleri, ülke ekonomisiyle, ülkenin spora bakış açısıyla aslında biraz da tezat, ben sana açık söyleyeyim. Çünkü şehir bu konuda başarılı. Yani bu spor yapılamasının içerisinde, spora ayrılan dilimlerin içerisinde gelinen nokta çok iyi. Evet. Yani onu kabul etmek lazım. O da buradan kulağını çınlatalım. Sevgili İbrahim Bişi, sevgili Engin Doğan, İsmail Bayraktar, ondan sonra adını burada hatırlayamadım, çeşitli emekler, Fethi Aydın. Evet. Bu insanların açık söyleyeyim büyük yürekleriyle ortaya çıkan emeklerdir. Yoksa şehirden gördükleri destekle dersek yanlış olur. Aynen öyle. Bak sizi kutluyorum. Çok önemli bir ayrıntı. Evet. Tüm branşları kapsayan ve branşların önüne gelen isimlerini, emek veren isimlerini burada lanse ettiniz. Bu da önemli. Gibi, ama hocam hepsi çok sıkıntı yaşıyor. Mesela İsmail Hoca'nın takımı da, sizin takım da maddi anlamda. Çünkü gerçekten maddi bir sorun vallahi da var. Valla bizimki kadar kimse ki ben herkesinkini ayrıdır da bizimki niye olmaz? Bak sebebini evet, söyleyeyim. Yaklaşık 10 oyuncu maaşı var, Amerikalı maaşı var, 6-7 evin kirası var, servis var, yemek var ve bunun arkasında bizim arkamızda hiçbir devlet kamu kuruluşu yok. Bizim aylık 280 bin liraya yakın bir ödememiz var, 300 bin liraya yakın giderimiz var ve biz şu ana kadar oyuncuya ve kimseye borçlu değiliz. Şu anda oyuncunun çok küçük bir cüzük bir alacaklar var, onu da bu hafta ödeyeceğiz, kapatacağız. Kalacak 4-3 ay, 3 ayda şerefimizden, onurumuzdan. Hocam oyunculara, özellikle Amerikalı oyunculara dolar üzerinden mi maaş veriyorsunuz? Amerikalı oyuncu dolar üzerinden maaş veriyorsunuz. İşte buradan söylemek istemiyorum. Evet. Çünkü dolar üzerinden kur geliyor. Fazla olduğu için. O da ligin belki biliyorsunuz en başarılı oyuncusu. Evet. Serimlikte en fazla, sayı krallığında önünde. Çok iyi bir oyuncu. Evet. Dolayısıyla buraya uyum gösterdi. Bu çok önemli. Bizleri çok seviyor. Biz de onu çok seviyoruz. İyi insan her şeyden öte. İşte bu 3 ayı bu şekilde yine aynı şey parmaklarımızla, tırnaklarımızla evet, kazıyarak. Burada kulüp başkanımızın çok büyük emekleri var hakikaten. Şimdi kendisi burada yok. Yiğidin hakkında yiğide vermek lazım. Evet. Bunun yanında Doktor Kaan arkadaşımız var. Sayın bizim Sabahattin Burut abimizin oğlu. Doktor Kaan'ın çok büyük emekleri var. İşte Süleyman Arslanoğlu var. İstanbul'da grubumuzda Engin Yağlı var. Ondan sonra İbrahim arkadaşımız var. Daha ismini buradan zikrettim. Ahmet Koçdemir var. Bütün bunlar böyle gecemiz gündüzümüz, söylemekte sakınca bilmiyorum, para arayarak geçiriyoruz. İşte evet, böyle bularak devam ediyoruz. Allah razı olsun. Emeklerinden dolayı biz de evet, teşekkürlerimizi yani sunalım. Biz mesela ben kaybediyoruz ya, bazen insanlar kaybettiniz diyor. Ben gülüyorum çünkü niye biliyor musunuz? Yani bizim bu ligde olmamız, o maçı oynamamız, biz şu anda onun derdindeyiz yani. Evet. Onu soracağım hocam. Evet. Mesela iddia gelirleri veya federasyon geliri varsa... 11 yıl önceki aynı parayı devam ettiriyorlar. İşte varsa diyelim döndürebilme imkanı yok, hiç yok değil mi? Bakın kazandığınız zaman 35 bin lira alıyorsunuz. Kaybettiğiniz zaman 25 lira alıyorsunuz. Ayda 2 ya da 3 alıyorlar. 2 çoğunlukla. Kazanırsanız 70, kaybederseniz 50. Şimdi soruyorum. 300 lira gideriniz var. 50 lirayla neyi çevireceksiniz? Aynen öyle. Halbuki ama bunu federasyon yapıyor biliyor musun? Benden 11 yıl önce 7 lira almış lige katılım parasını. Şimdi 70 lira yapmış. Onu artırıyor. Öbür tarafı artırmıyor. Evet. Bir de hocam futbolda kadar federasyon geliri varken mesela federasyon düşünsenize Süper Lig'de daha çok, birinci ligde yayıncı kuruluştan dolayı da, basketbolda niye bu kadar olmuyor? Orada da bir çarpıklık var. Bugün Türkiye Süper Lig'inde pastaya bakın. Bir de dönün iki alt ligine bir bakın evet, bakalım. Nasıl oluyor? Yani i̇şte uçurum. Uçurum. Yani her yerden neresinden baksan elinizde kalıyor. Evet. Bu da siyasi otoriteler ya da siyasi güçler Türkiye'de ta Cumhuriyet'in kurumundan beri içerisinde o
yöneten kadronun üzerindeki egemonlar olduğu zaman iş liyakatten çıkıyor, adamcılığa dönüyor. Evet. Bu da sıkıntılar getiriyor. Yani iş bilen insanlar, mesela bugün basketbol federasyonuna bakıyorsunuz, ben gülüyorum yani yönetimine bakıyorum, içindeyim yani görüyorum. Bir sürü örnek vereyim, somut bir örnek, Emlak Konut, devletin bir kurumu. Biz şeye gittik, genel menajerlik sınavına, İstanbul'a, işte 1000 kişiye yakın ya da daha fazla bir insan var. Son gün ders veriliyor. Sinan Erdem de şeyin Emlak Konut'un genel menajeri. Ben buranın genel menajeriyim, bu da Emlak Konut'un evet. genel menajeri. Bize ders veriyor. Başarı hikayesi anlatıyor. Emlak Konut'u 2 yılda Süper Lig'e çıktı. Yani elimi kaldırdım. Efendim dedim, bütçen ne kadar? Dedi 40 milyon. Dedim sen 40 milyonu bize bir sana başarı hikayesi gösterelim. Doğru söylemişsiniz. Aynı işte Emlak Konut. Gittik. Oradaki Elazığ oyuncuların anneleri, kız kardeşleri maça geldiler. Elazığ diye bağırdılar. Evet. 4,5 milyon para cezası yedi. Ciddi misiniz? Tabii. 4,500 lira. Niye? Deplasmana seyirci götürülemezmiş. Hmm. Aynı Emlak Konut'un maçında güvenlik yoktu, polis yoktu. Ceza verilmedi. Evet. Yani düşün bunlar somut örnek diye söyledim size. Aynen öyle. Hocam artık programımızın da sonuna geldik. Evet. Gerçekten çok hareketli, çok güzel bilgiler verdiniz. Ben de teşekkür bize. Ederim. Ben bir genç spor aynen, genç kardeşim olarak. Biri olarak şunu söylemek istiyorum. Gerçekten, bu arada sen de spor adamısın. Aynen. Yani kendine bir kimlik arama. Tabii, şunu söylemek istiyorum. Bütün sporlar senin sporun. Evet. Şunu söylemek istiyorum hocam. Bazı şeyleri düzeltmemiz için dobra bir şekilde konuşmamız lazım. Ve sizin gibi önde gelen branş isimlerin gerçekten işe gövdesini mi, daha elini mi, neresini koyacaksa kursun diye bir ivme kazanırmak. Şimdi Mustafa, söylediğin zaman adın deliye çıkıyor. Evet. Ben sana onu söyleyeyim. Şimdi biz deli muamelesi görüyoruz. Çoğunlukla belki şimdi izleyenler de diyor delidir bu. Sizlere, kahraman kardeşlerime, içerideki, evet. rejideki dostlarıma hepsinize emek veriyorsunuz, emeklersiniz. Sizin ailenizin, bizleri izleyen spor severlerin, Elazığ halkının, büyüklerimizin, belediye başkanımızın, evet. valimizin, vekillerimizin, İnşallah yeni yılda sevdiklerin herkesin daha rahat, daha mutlu, daha uğurlu geçireceği yıl diliyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Hocam sağ olun. Biz çok teşekkür ederiz. Kimliğimde Elazığ yazıyor bu noktada, onu söyleyeyim. Evet, burada şahısı Elazığ yazıyor. Gençler sizinkiler tutuyor mu? Elazığ yazıyorsa sıkıntı yok hocam. Ne mutlu bize, ne evet. mutlu bize. Hocam çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Değerli spor severler, Hakan Turgut abim izliyormuş. Buradan selamlarımızı gönderelim. Çok değerli, çok önemli bir spor adamı. Çocuğu çok yetenekli, yol spora gönderdi. İnşallah o da alttan gelir de güzel şeyler olur. Teşekkürler. Evet, değerli izleyicilerimiz, bu hafta da bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Önümüzdeki hafta tekrardan birlikte olacağız. Hepinize mutlu yıllar diliyoruz. Hoşça kalın.